özgeçmişini okumuş olayım. 1989 yılında Erzurum'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2009 yılında Microsoft Öğrenci Danışmanlığı görevinde bulundu. Lisans eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı ve halen devam ediyor. 2013 yılında Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı'nda mühendis olarak göreve başlayan Ayan, 2015 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı'nda uzman olarak görevini sürdürüyor. Mediaket, arama motoru gibi birçok araştırmacı tarafından internet ve teknoloji alanındaki en etkin 10 isim arasında giren Ayan'ın internet sırları, App Inventor ile mobil uygulama geliştirme, sosyal ağlar tarihi, dijital girişimcinin yol haritası isimli 4 adet kitabı bulunmaktadır. Buyurun. Sesim geliyor, tamam. Şimdi ben 4 yaşından üniversite öğrencilerine kadar birçok kesimle kodlamaya çalışıyorum, velilerle çalışıyorum falan. Bu mevzuya ne kadar ilgi olduğunu az çok biliyorum. Bu salondaki yoğunluk biraz fazla. Biraz o yüzden sıkılma oranının arttığını tahmin ediyorum. Ona göre konuşmaya ilerleyeceğim. Biz artık tweet atar gibi konuşmaya, düşünmeye başladık. O yüzden 11 tane tweet hazırladım bugün. Tweet uzunluğunda yani. Şimdi ben sosyal ağlarla 10 yıldır ilgileniyorum. 2009'da ilk kitabı yazdım. Çok içindeyim yani. Erzurum'un sigara kokan internet kafelerinden çıkıp işte Türkiye'nin en değerli kurumlarından birinde internet uzmanı olarak çalışana kadar işin kalbinden geldi böyle. O yüzden nasıl diyor, alaylıyım biraz. Beni heyecanlandıran şeyleri dile getirmeye çalışacağım. Çoğu çok yeni şeyler aslında sosyal ağlarla ilgili ama umarım ilginizi çeker. Yanınızda kağıt kalem varsa not alabilirsiniz. Çünkü yemek vakti geldi, acıktık artık, böyle çok da zorluyoruz kendimizi dinlerken. Ama anahtar kelimeler işe yarayabilir. Şimdi bir mevzu var. Arabistan Neon diye bir proje yapıyor. Oradan gidelim. 500 milyar dolarlık bir proje. Duyan oldu mu? Şey soracağım önce başlamadan. Facebook kullananları ayağa kaldırabilir mi? Instagram? Twitter? Snapchat? Bu çocuklar YouTube'dan ne anlıyor diyenler? YouTuber'lardan ne anlıyor diyenler? Aleyna Tilki niye bu kadar popüler diyenler? Evet. Aslında çoğumuz dinozoruz. Artık patronu onlar interneti, biz değiliz. Z kuşağı, burada Z kuşağı yok. Bizim kuşakta bir yüz kuşak var. Ona göre biraz da konuşmayı sürdürmek istiyorum. Şimdi Almanya Neon diye bir proje yapıyor. Geleceğin akıllı şehri. Diyor ki bölgedeki bütün beyinleri ben toplayacağım. Almanya Çin'den korktuğu için Endüstri 4.0 diye bir şey ortaya attı. Japonya Toplum 5.0 diye bir şey ortaya attı. Dünyada böyle projeler yarışıyor. Bu projelerde sosyal ağların geleceği çok konuşulmuyor. Ülkeler 2020-2025 vizyonu ortaya atıyor. Bence ilk aklımızda tutmamız gereken şey şu, bir 2020 ve 2025 sosyal ağ stratejisi oluşturmamız lazım. Evet, yerli sosyal ağlar yapmamız bunun bir parçası olabilir. Ama bir strateji belgesinde olması lazım Türkiye olarak. İlk aklıma gelen şey bu. İkincisi, şimdi yakınsama diye bir şey var sosyal ağlar. Dikkat ediyor musunuz? Her şeye hikaye özelliği gelmeye başladı. Her şey birbirine benziyor. Bütün sosyal ağlar birbirine benziyor ama arka tarafta kullanıcıların da birbirine benzemesi var. Mesela yeni kuşak Instagram kullanıyor ya, Facebook'tan Instagram'a geçerken ne oldu? Instagram polyanlacı, mutluluk oynuyoruz, herkes mutluluk oynuyor. O Facebook'taki birçok şeyi orada bıraktık. Kendimizi kırpıp Instagram'a geçtik. Gitgide kırpıyoruz ve insan kullanıcı da birbirine benziyor. Buna yakınsama diyoruz. İşte bu yakınsama gelecekte toplumlarda neye yol açacak? Toplumları birbirine yakınsıyor Facebook, dikkat edin. Ben Facebook diyorum çünkü en önemli sosyal ağ Facebook olduğunu düşünüyorum. Twitter onun yanında çerez, niye olduğunu da konuşuruz. Ama sosyal ağ kavramını da ortaya atan Facebook benim gözümde. Çünkü içerikten daha önemli şey insanın hayatıdır dediği için Facebook. Üçüncü nokta şu, şimdi bu demokratikleşme sadece siyasetin alanında değil artık. Şimdi mesela YouTube, Udemy, Coursera eğitimi demokratikleştiriyor diyoruz. Herkese eğitim ulaştırıyor. Hatta geçen bir örnek gördüm, çok ilginç. Bu uçan taksiler var, uçan taksi projeleri. Bir şirket diyor ki, biz insanların kişisel olarak, bir noktadan bir noktaya kişisel olarak uçacağı taksiler yapıyoruz. İnsanların kişisel olarak uçuş hürriyetlerini demokratikleştiriyoruz. Yani oralarda bile demokrasi konuşuluyor. Şimdi sosyal ağ dediğimizde Facebook geliyor aklımıza. Facebook dediğimizde de ilk başta Zuckerberg'in 2005'te
arkadaşı Joe Green'in yaptığı Assembly projesi geliyor. Assembly projesinde insanların birbirine ideolojik olarak ne kadar yakın olduğu hesaplanıyordu. Facebook reklamlarını yapmıştı. Daha sonra proje kapandı. Ama Zuckerberg, Joe Green'le bağlantısını kesmedi. 2009-2010 yıllarında Forward Asya, Amerika'da bir lobi hareketi başlattı. Kişisel biyografisinde Facebook'un kurucusu, dünyayı daha açık bir yer haline getirmeye çalışıyorum diyor. Burada açık topluma matıfta bulunuyor, tam bilmiyoruz ama buna değiniyor. Şimdi biz şunu biliyoruz, Facebook'un kurucusu aslında çok da siyaseti sevmeyen bir adam değil. Facebook'u da belli noktalarda, burada şey yapıyor, örneğin işte belli bir noktada yas ilan etme olsun, işte profilinizi yas olarak değiştirin gibi noktalarda. Ben şunu söylüyorum, burada Facebook'tan da yetkili var. Bu Cambridge Analytica gibi skandalların da önüne geçmek için Facebook'un artık demokratikleşme noktasındaki manifestosunu daha açık ortaya koyması lazım. Yani Zuckerberg'in profilindeki bir satır yazıyla değil, gerçekten demokratikleşme vurgusunu daha net. Yani bilgiyi nasıl demokratikleştirmek istiyorsunuz? Burada terör örgütleriyle mesafeniz ne olacak belirtildiği gibi ülkelerin regülasyonlarında nerede olacaksınız? Bu önemli. Bir başka nokta, blockchain diye bir şey var günlerimizde biliyorsunuz. Benim için de öyle, birçok kişi için de öyle, internetten daha büyük bir icat olarak görüyorum. Blockchain müthiş bir şey. Blockchain'de merkezsiz yapılar var. Çünkü biz beynimiz merkezli düşünmeye odaklı. Yani şurada bile konuşmak çıkacak, inecek bir kişi onu anons edecek. Hep merkezli düşünüyoruz. Kare böyle vereceğiz, tapuyu bir merkeze vereceğiz. İşte Bitcoin, bir blockchain kanıtladı. Blockchain diyor ki merkezsiz yapılar olabilir. Peki şunu soruyoruz, merkezsiz sosyal ağlar olabilir mi? Diaspora diye bir proje denendi. Bence not alın sosyal ağla ilginiz varsa. Diaspora projesi merkezsiz bir sosyal ağ hayal ediyordu. İşte bugün burada konuştuğumuz sorunları, işte ABD egemenliğinden çıkartmayı vaat ediyordu. Diaspora projesinin ilginç bir destekçisi vardı. Projeye yanılmıyorsam $1000 falan bağış yapmıştı, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg'in böyle bir bakış açısı var, yani internet ekosistemi, internet ekosistemi büyüsün de nasıl büyüsürse büyüsün. Şaşırmışlar, Facebook'a rakip olarak kurulan Diaspora projesini Facebook'un kurucusu destekliyor. Proje tutmadı ama blockchain'le yarın merkezsiz sosyal ağlarla karşılaşabiliriz. Bence bir önemli bir şey, o günde devletlerle ilişkiyi kim kuracak? Yani şu an yine biri var, blockchain'de kriptoloji ile giden bilgiler olacak. Orada o sosyal ağlarla nasıl iletişim kuracağız? Bunu konuşmamız lazım. Şimdi şunun serüvenindeyiz. Veriyi toplumsal faydaya, veriyi anlayışa dönüştürme serüvenindeyiz. Şu son yıllarda buna veri toplumu falan diyoruz. Burada bu kalabalık içinde küçük veriyi kaybetmememiz lazım. Yani diyoruz ya, dünya küresel bir köy, o köyün derisine de saygı duymamız lazım. Yani o küçük veri de arada kaybolabiliyor big data'nın içinde. Bu önemli bir şey. Burada çocuğu olanlara kaldırabilir mi? Tamam, güzel. Peki Mariam projesini duydunuz mu? Çocuğu olanlar. Mariam'ı duyan var mı? Mavi Balina'yı hepiniz duydunuz. Müge Hanım da çıktı çünkü hepimiz oradan. Şimdi Mavi Balina bir oyun değil. Önce onu söyleyelim. Bir oyunlaştırma. İntiharın oyunlaştırılması. Mavi Balina oyunu diye lanse edilmesi geliştiren kişinin bir taktiği bizim medya yeri. Burada ne vardı? Çocuk işte birine talimatlar geliyor, intihar ediyor. İlginç bir şey. Animatrix diye 2003 yılında yapılan bir animasyon var. Animatrix. Ve Animatrix'te bir çocuğa telefondan talimatlar geliyor. Ve en sonunda çıkıp kendini atıyor ve kahraman oluyor. 15 yıl sonra o çizgi filmi izleyen bir psikopat Marvel'ını yaptı. Şimdi peki Marvel'ını niye konuşmalıyız? Çünkü başlangıç. Marvel'ın arkasında bir terör örgütü yoktu, bir fon yoktu, yapay zeka yoktu. Ama bu noktaya ulaştık, yarın bunun çok daha fazlasını arz olabiliriz. Mesela Facebook'tan yayılacak, Twitter'dan yayılacak bu tarz şeylere karşı yeterince hem bizim devlet tarafı hem sosyal tarafı bilinçli mi? Yarın çok büyük marvaynalar olabilir. Mariam şu yüzden sonra, Mariam dediğimiz şey şu, Suudi Arabistan merkezli proje. Dubai'de yasaklandı bildiğim kadarıyla. Bir kız var, ormanda kayboluyor, çocuk onu ormandan çıkartmaya çalışıyor ama bir türlü çıkaramıyor. Çocukla sürekli konuşuyor ve çocuk bir süre sonra onu kendi kardeşi gibi görmeye başlıyor. Bu bizim Türklerin yazdığı yorumlar yani. Çocuk yazmış oraya, Mariam'ı ben kardeşim gibi görüyorum. Çocuğunuz bunu oynuyorsa hemen uzak tutun. Ve çocuk kızı ormandan çıkaramayınca depresyona giriyor. Ve kitlesel olarak depresyona sokuyor bir uygulama çocukları. O yüzden şimdi bu kodlamayı öğrenen kişilerin kalbi temiz mi kötü mü bilmiyoruz.
Yani kalp temiz olmayan biri öğrendiğinde mavi balinayı, Maria'mı yapabiliyor. Dolayısıyla biz siber terör örgütlerine karşı da hazır olmalıyız. Bu noktalarda mesela Maria'mı bilmemiz lazım. Eğer anne babaysak bilmemiz gerekiyor. Bir başka nokta şu. Nöromorfik teknolojiler var. Nöromorfik teknolojiler dediğimiz insan beynini taklit eden bilgisayarlar geliştirme. Şimdi insan beynini taklit eden bilgisayarlar geliştirildiğinde bugün biz botlardan şikayet ediyoruz. Özellikle Twitter'daki onların çok bir zekası yok aslında. Bir de nöromorfik kullanıcılar devreye girdiğinde ortalık iyice karışacak. Yani hayalet kullanıcılar ortaya girdiğinde. O yüzden bizim sosyal alanla ilgileniyorsak nöromorfik teknolojilerin ilerlemesinde takip etmemiz gerekiyor. Sağlığımız gelecekte üzerime giyeceğimiz bir giysi olacak. Giyilebilir teknolojilerle üzerimize sağlığımızı giymeye başlayacağız. Ve bu sağlığımızın birisinin güvenliği olacak. Belki sağlığımız sosyal ağlarla entegre olacak. Yani şimdi sizin Facebook'unuza ekliyorlar ya, yarın böbreğinize hackleyebilirler. Şimdi bu çok zor bir şey değil. Peki, biz buna hazır mıyız? Hazır olmak için ne yapacağız? Giyilebilir teknolojilerin sosyal ağlarla yakınlaşmasını takip edeceğiz. Bu bizim için önemli. Haritalama çok son derece önemli bir şey. Şimdi Pokemon Go'yu duyduk değil mi? Pokemon Go'da ne oldu? Pokemon Go'da aslında bir tür sosyal ağdı. Orada da kullanıcılar etkileşim kuruyordu. Dünya haritasını aldı adamlar, bir başka harita yaptılar. Yani Fransa'daki Eiffel Kulesi ne oldu? Bir anda adam oyun sağa, internet kafeye döndü. Şimdi buna geofencing deniliyor bu teknolojiye. Ve ileride şöyle şeyler çıkabilir. Dünyayı farklı haritalara çevirebilir. Örneğin şöyle bir şey yaptı. Twitter dedi ki veya Facebook dedi ki ben Türkiye'de yaşayan, Facebook şöyle bir şey yaptı, önce oradan başlayalım. Sanal para birimi çıkarttı ki projelerin arasında var. Ve dedi ki ben Türkiye, Yunanistan, Türkiye'yi de Avrupa ülkeleri arasında sayıyorum ve Avrupa ülkeleriyle aynı para kuruna tabi tutuyorum, sanal para kuruna. Bu sefer Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeden Facebook sayesinde Avrupa ile bir yakınlaşma yaşayacak. İşte bu haritalama o kadar önemli bir şey ki o yüzden geofencing'i takip etmemiz lazım. Bir başka madde, avatar dünyasına giriyoruz. Şimdi gerçekliğimizi sanala parça parça teslim ediyoruz. Parça parça her şeyimizi sanala veriyoruz. Bu aslında bir ülkenin toprak vermesi gibi bir şey. Yani yavaş yavaş biz yok oluyoruz. Yavaş yavaş verimizi onlara emanet ediyoruz. Onlar verimiz üzerine düşünüyor, çalışıyor. Ve yavaş yavaş Black Mirror dizisinde de güzel bir şekilde işlenmişti bu avatar olayı. Peki buna nerede dur diyeceğiz? Bunun için kendi kırmızı çizgimiz var mı? Ya bütün dünyamızı sosyal ağlara verecek miyiz? Son iki madde. Şimdi bizi anlamlı yapan şey şu, bilinmezliğimiz. Yani benim 5 dakika sonra ne konuşacağımı bilseniz herhalde hiç kimse beni dinlemezdi. Ama bilinmezliğimiz gitgide azalıyor. Şimdi gitgide verimizi tahmin ediyoruz ve hesaplanabilen verilere dönüşüyoruz. Dolayısıyla şimdi biz nesnelerin interneti diyoruz ya, nesnelerin interneti. Biraz nesneleri küçültüyoruz, nesnelerin interneti diyoruz. İleride biz hesaplanabilir hale geldiğimizde, bir araba daha az hesaplanabilir hale geldiğinde o zaman nesnelerin interneti yerine insanların interneti diyebilir robotlar. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Aslında yavaş yavaş buradan düşüyoruz. Son madde şu, dijital yerliler diye bir şey var. Buradaki çocuğu olanların hepsinin çocuğu dijital yerli, yani içine doğdular internetin. Şimdi tabii Facebook'u çok, Facebook diyorum ama sosyal ağlar genel olarak. Şimdi bunlar sizin çocuğunuzu sizden daha iyi tanıyorlar. Yani Facebook'un şöyle bir testi vardı. Kedi mi köpek mi kullanıcılar, kedi mi köpek mi karakter olarak bunu hesaplıyordu. Artık şeyi hesaplıyordu muhtemelen. Kısa saçlı Brezilya kedisine mi benziyor, kısa saçlı İngiltere kedisine mi benziyor onu hesaplayabiliyorlar. Şimdi bu çocukların aslında kendilerine ait bir gelecekleri yok ne yazık. Bunların hesaplanabilir, manipüle edilebilir korkuları, belki tutkuları, öfkeleri, kıskançlıkları ve zekaları var. Şimdi bu çocukların bütün her şeyi hesaplanabilirse, gelecekte onları büyük bir depresyon bekliyor mu, beklemiyor mu? Dünyada büyük bir depresyon üretecek mi, sosyal ağlar üretmeyecek mi? Benim düşüncem üretecek ve çocukların birçok kısmı burada pil konumunda olacak. Sistemi devam ettirebilen pil konumunda olacak. Benim dikkat çekmek istediğim noktalar bunlar. Teşekkür ederim.